Karaköy'deki Nusretiye Camii. ikinci Abdülhamit, ikinci Mahmud'un yaptırmış olduğu cami. Ama bu caminin tabi sırları, bir özelliği var. Nelermiş bakalım onlara bakalım. İstanbul'un Tophane semtine bulunan bu camimiz az önce dediğim gibi padişah tarafından Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılan Nusretiye Camii veya halk arasında buna Tophane Camii de deniyor. Bu caminin yanında hemen bir tane daha özelliğimiz var. Tophane Saat Kulesi'dir ki ondan da biraz sonra bahsedeceğim. Bu Nusretiye Camii'nin bulunduğu yerde aslında Arabacılar Kışlası Camii denen küçük bir cami vardı dostlar. İkinci Mahmut buraya Nusretiye adı verilen camiyi yapıyor ve 1826'da bu camimiz ibadete açılıyor. Mimarı Kirkor Balyan caminin. Bu caminin özelliği özellikle yapıldığı yer içerisinde ampir ve barok üslup dediğimiz etki, mimar etki altındaki yapı kalıyor. Caminin içerisinde hem sebil, yönünde avlusunda hem sebil hem de muvakkıthane ki bu kelimeyi daha sonra daha geniş açıklayacağım. Muvakkıthane yani e ezanların güneş saatin ayarlandığı, ezan vakiten ayarlandığı e zamanın belirlendiği muvakkıthane var ve şadırvan da var. Burası çok önemli, güzel bir camimiz. Nusretiye Camii. Tophane-i veya Tophane Kıştası olarak bilinen bu Nusretiye Camimizin özellikle bir daha özelliği Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra yapılmış olması burası. Yeniçerilere karşı zaferi kazandıktan sonra Üstona Mahmud, ikinci Mahmud dikkat ederse Mahmudiye Camii demiyor veya başka bir ad vermiyor. Nusretiye Camii veriyor. Hani vakayı hayriye vardı ya. İşte vakayı hayriyeden sonra yapılan camimiz Nusretiye Camisi'dir ve Barak yapılmış olan farklı bir üslubu vardır. Karaköy'de ziyaret edebiliriz, görebiliriz. Hatta bu caminin açılışı nedeniyle de bir madalya yaptırılıyor. Madalyanın ön yüzünde tuğra, ay içinde nişan iftihar, arka yüzünde cami Nusret 1247 yazısı bulunmaktadır. Camimiz açılıyor açılıyor ama bir özelliği var bu Nusretiye Camii'nin. Açıldıktan sonra minarelerin yeniden yapılması söz konusu. Evet, Nusretiye Camii'nin minareleri yapıldıktan sonra tekrar yıkılıyor efendim. Değişiyor. Neden? 1826 günü açılış töreninde 2. Mahmut deniz yoluyla geliyor kubbenin mahyaları örttüğünü fark ediyor. Bunun üzerine 14 Mayıs 1826'da minareler alt şerefe kadar şerefelere kadar yıkılıyor ve üst şerefeler daha yükseğe kaldırarak yeni minareler baştan yapılıyor. Yani bu bakın 2. Mahmud'un hassasiyeti. Mahya dediğimiz biliyorsunuz Ramazanlarda asılan Ramazanla ilgili özel yazılar, özel resimler, mumlarla yapılan güzel bir sanattır mahya geleneği. Bunu bakıyor ki minarenin kendisi esteti mahyaları örtmüş. İkinci Mahmut bunu fark ediyor ve minareler yıkılıyor. Evet. Cami açıldıktan sonra minareler yeniden yapılıyor efendim. Bu camimizin bir başka özelliği de içerisinde avluda, az önce demiştim, muvakkı tane ve sebil olmak üzere iki ayrı daha yapı bulunur. Eskiden caddenin karşısında kışla yapısı yanında bulunan yapılar vardı. Bugün o yapıları göremiyoruz, sonradan taşınıyor. Caminin mimarisi ve dış süslemesine uygun biçimde, Tam önüne 2. Abdülhamit Han tarafından 1901'de İtalyan mimar tarafından bir çeşme yapılıyor. Söz konusu çeşme 1956'da yerinden sökülerek Maçka'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin binasının karşısına kuruluyor. Evet şu anda Karaköy'den ya da geliyoruz Kapataş'tan Karaköy'e doğru giderken sol tarafımızda kalıyor Nusretiye Camii. Orada eskiden çeşme vardı. 2. Abdülhamit Han yaptırıyor bunu ve bu daha sonra yol geçmesi üzerine şimdiki Demokrasi Parkı dediğimiz Maçka'daki teleferin olduğu yere bu çeşmemiz naklediliyor dostlarımız. Bu da Nusreti Camii'nin bir başka özelliği. Burada sözümüze başlarken dedim ki Nusreti Camii'nin yanında bir saat kulesi var demiştim. Bu saat kulemiz özellikle neden Buraya yaptırılmış. Özelliği nedir? İstanbul'da yapılan saat kuleleri anlatacağım birazdan. Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılıyor saat kuleleri. Rivayet olur ki anlatılır efendim denetimde böyle teptil mekan gez teptil kıyafet gezerken padişah mahkemelerin geç başladığını görüyor. Neden böyle geç başlıyor diyor kadılara. Efendim saatimiz yok bilemiyoruz diyor. Bunun üzerine tophaneye işte o meşhur tophane saat kulesi yaptırılıyor. Abdülmecit tarafından efendim. Tophane saat kulesi. Nusretiye caminin hemen yanındadır. Ee, başka bir adıyla da Nusretiye saat kulesi adıyla bilinir. Bu İstanbul'da ayakta kalan en eski saat kulesidir dostlar. Ee, üzülerek söylüyorum maalesef bugün Karaköy'den geçerken ya da Nusretiye Camii'ne gelirken bu saat kulemiz maalesef yeni yapılan binalardan ve yanındaki binalardan dolayı arkada kalmış, adeta unutulmuş, itilmiş bir şekilde kenarda durmaktadır. Gönül istiyor ki ortaya çıksın. Şu anda ziyaret etmek isteseniz bile izinle giriyorsunuz çünkü başka bir mülkün içerisinde. Ee, de, tekrar ediyorum, İstanbul'un en eski saat kulelerinden bir tanesidir. Nusretiye Saat Kulesi veya da Tophane Saat Kulesi ama e, çok da güzel mimari özelliği vardır. Sadece uzaktan böyle ya da tramvaydan giderken 5-6 e, saniyede görebiliyorsunuz, o kadar. Ee, saat Kulesi'nin özelliği, bu ilk saat kulemizin özelliği, dört cephesi birbirine eş olarak tasarlanan kulenin denize bakan cephesinde de e, Sultan Abdülmecid'in tuğrası vardır. Diğer bir saat kulemiz ise Dolma Bahçe Sarayı Saltanat Kapısı ile Bezme Alem Valide Sultan Camii arasındaki saat kulemizdir. Bu da 1890 yılında başlanmış. 1894'te ya 4 yıl sürmüştür. Şimdi bakın hocam diyeceksiniz ki ya aslı astarı bir saat kulesi değil mi bir tane? Allah Allah koca cami yapıyoruz biz 4 yılda da bir saat kulesi nasıl 4 yıl? Evet. Sultanahmet Bahçe Camii'nin önündeki o saat kulemiz 4 yılda tamamlanıyor yaklaşık 50 yıl sonrası 2. Abdülhamit Han'ın emriyle yapılıyor bu Valide Sultan Camii'nin yanındaki saat kulemiz efendim. Sultan Abdülaziz'in tahtı olduğu sırada 1861 76da yaptırmaya başladı Azize Camii'si. Yani bugün Sivis Otel'in olduğu yerdeki. Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle yarım kalır. Ee, söz konusu camiden geriye kalan taşlar daha sonra Dolmabahçe Saat Kulesi'nin inşasında kullanılıyor efendim. Azize Camii'nden bahsetmiş bize daha önce. Bugün Sivis Otel'in olduğu yer ya da hemen maşkadaki yer otel var. Orası eskiden Azize Camii'ydi. Oradaki taşlar bu. Dolmabahçe Cami önündeki Saat Kulesi'nde kullanılıyor. Bu camimiz de yine Saat Kule'mizde barok ve ampir özellikleri taşır. Özellikle başka bir Saat Kule'miz var yine. ikinci Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Yıldız Sarayı Saat Kulesi de etkileyici bir özeline sahiptir. Yapım yılı 1892. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşan bu saat kulemiz Yıldız Sarayı'nın önüne girerken görürsünüz bugün de hala hatta Yıldız Camii'nin önündedir görebilirsiniz. Kule aşağıdan yukarıya doğru incelerek yükseliyor değerli dostlar. İstanbul'daki öteki iki saat kulesi ise yıllardır gözden uzak kalarak terk edilmiş olan Şişli Eftal Hastanesi önünde de bulunan orada da bir yine saat kulemiz vardır. Bu Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılan Tophane Saat Kulesi'nin mimarını demiştim. Balyan kardeşler yaptırmıştı burası. Bu uzunluğu ise 15 metreye boyundadır efendim. Şişli Eftel Hastanesi'ndeki bulunan saat kulesi de yani çocuk hastanesindeki 2. Abdülhamit Han yaptırıyor. 1897. Dikkat ederseniz İstanbul'daki saat kulelerimizin Abdülmecit ve Abdülhamit Han, tarafından yaptırılıyor. En fazla saat kulesi yaptıran, saate önemi veren 2. Abdülhamit Han değerli dostlar.